Kadraja girdik. Pijamalarım belli oldu. Size çok güzel haberlerimiz var. Çok mu güzel? Çok az aşırı önce. Güzel. Bence siz de çok sevineceksiniz. Yani şurada çekiliş yapsam iPhone 8 Plus X versem bu kadar. Yani iyi ki yoktunuz diyeceğiniz. Yani iyi ki yani biraz az daha olmayın Oscar'a gidin. Gerekli sebeplerimiz vardı bu sefer. Değil mi? Evet. Neydi? Söyle. Depresyona girdik. Depresyona girmedik. Tamam girdik de onun dışında da şeyler gelişti. Depresyona beraber girmek çok güzel bir şey değil mi yani? Gel beraber depresyona girelim de. Ya bu kanalda çok sıktı. Oturuyorlar ancak konuşuyorlar. Nerede o eski skeçler? Nerede efendime söyleyeyim hareketli şeyler? Oturun konuşun. Başka bildiğiniz bir şey mi yok diyenlere. Şimdi bildiğiniz gibi izleyiciler ikiye ayrılır. Bir zeki izleyiciler, iki zeki olmayan izleyiciler. Şöyle düşünüyorum ki hani bizim izleyicimiz zeki izleyici kategorisine giriyor. Sebebi de az izleniyoruz. Yani bir toplumun %90'ı zeki olamayacağına göre az izlenen bir şeyin daha zekici olduğu ihtimaline kendimi inandırmak istiyorum. Çünkü ben salağım desem hayat yani bana pek güzel yani niye böyle bir şey diyeyim ki hani kendime derim ki ben çok zekiyim. Azıcık mutlu olurum. Hani ben çok aptalım desem bir kişi estağfurullah ne aptalı demezse o zaman ben aptal olurum. Evet. Değil estağfurullah. Mi? Hangisini aptal yani? Zeki oldu mu kısmı? Ben çok zekiyim. Eman efendim estağfurullah. Zaten kaliteli kanallar az tabii izleniyor. Tabii abi kaliteli az izleniyor kaliteli aynen, şeyler ya her abi, yerde. Aynen haklısın. Bak mesela Matrix'e. Evet abi. 5 kişi izlemiş filmi. Evet. Kalite. Neden kaliteli kesinlikle. Çünkü? Yüzüklerin Efendisi romanı. Kaç çok kişi haklısın. Okumuş ki? Hani göstermiştim unuttum. Ha ha hatırladım. Hatırladın değil mi? Şey diyor işte. Ya bu Yüzüklerin Efendisi işte Matrix filmi mi bunlar efendim? Saçmalık, animasyon bilmem ne falan. Ya böyle insanlar hiç tartışma gerek yok. Direkt kafa atmak lazım. Ben bence şey diyeceksin. Haklısın. Devrikler haklısın. Çok haklısın ya. O ya, kadar haklısın ki. Haklısın. Yani o kadar haklısın ki hakkını vermek için çok yakınına gelmen lazım. Yani uzaktan şimdi o hak eşittir hak yolu çarpı o hak şeyi düşer. Kısalınca hak artar. O yüzden aşırı bir yakından haklılık verme. Evet ben oraya gelmek istiyorum asıl. Evet. Biz stand-up'a çıktık. Stand-up'a çıktık mı denir, stand-up yaptık ben mı denir? Ben onu çok düşündüm biliyor musun? Bunun başlığını öyle kullanacağım çünkü. Yani stand-up'a çıkılmaz aslında. Bazıları şey diyor mesela stand-up diye de bir şey yoktur. Ben de öyle bir şey görmedim diyor çünkü. Hani ben görmedim şeyi inandım. İnan doğru. Ben çok hani anladım. Değil mi? Stand-up'ta biri şaka yapar ben gülerim. Şaka var ama gülme yok demek ki bu bir tam biz. Ben ayrı çıktım. Evet. Özgür evet. Ayrı çıkmak üzere toplamda ikişer kişi olarak. Evet öyle çıktık. Ayrışar ayrışar çıktık. Bölündük o. İzninle bir süre konuşmak istiyorum. Tabii buyur. İzin vermiyorum. Ben yapamayacağımı düşünüyordum açıkçası. Ama çıktım. Beğenildim. Beğenilme hoşuma gitti. Ama bunu tekrar yapar mıyım? Onu bilmiyorum. Deniz'in şüpheleri var bir daha. Şüphelerim var. Çünkü çok da bilmediğim bir soru gelir. Sallarsın tutar ama bir dahakine yani. O yüzden benim biraz kuşkularım var. Kendimle ilgili ama seninle ilgili senin yapabileceğini zaten önceden söylüyordum. Stand-up olayı hiç yokken hayatımızda ben Özgür'e evde zorla stand-up yaptırıyordum. Evet arada mikrofon atıyordu falan tutuyordum ben. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Bugün de birebir özel stand-up. Şimdi öyle evet. Şeyler anlatmıyordun. Şimdi benim şimdi durduk seni yere ben niye... Seni zan altında bıraktım. Ben niye hapis yatayım? Bazı insanlar da şey diyor ya mesela. Efendim konuşamıyorum hapis yatma tehlikesi. Ulan sen konuşsan kim dinlersin Allah Allah. Yani hani o da kötü bir şey biliyor musun? O muhalefet yapıyorsun kale bile alın. Hani en kötüsü onda, o. Hani umurunda değil hani en hapse bile girmiyorsun. Evet gülüyoruz ama acı. Ya ben çıkmasam da Özgür kesin çıkacak. Yani ben kendimle ilgili problemlerimi halletmem lazım önce. Özgür çıktı çok da beğenildi. Böyle bir şey olsa gelir misiniz onu ben merak ediyorum. O yüzden aşağıya düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Özgür'ü stand-up'ta görmek sizin için nasıl bir his olur? Kendinizi nasıl hissedersiniz? Çünkü ben bununla ilgili çalışmalar yürüteceğim. Senin niye çıkmak istemediğini tam olarak algılayamadım. Yani hani şöyle bir şey var. Burada şimdi eğri oturalım ki ben yani kötü espri yapmak istemiyorum ama hakikaten eğri oturuyorum. Yani şimdi stand-up'a çıktım diye espri kalitemi düşürdüm. Halk beni daha rahat anlasın. O şeye sinir oluyorum ben ya.
Adam mesela bir espri yapıyor. Çok kötü bir espri diyor. Efendim anlamıyorlar ki. Ulan seni anlayan. Yani seni yapacağı zaten maksimum espri ne olabilir yani? Hani, Sen çok değiştin. Evet çok değiştim. Sen ben eve zaten sahneye çıktım çok... indim. Tespit kasıyorum böyle. Abi o esprilere gülmüyor seyirci ya. Çok değişik bir enerjisi var sahnenin falan. Yani ben sahneye ilk kez çıktım. O mesela ışıklar, işte hani mikrofon, hani kimse, herkes sana bakıyor. Ya bir şey yapmasan bitti yani. Sahnede bir şekilde toparlıyorsun oyunda işte. Arkadaşın araya giriyor unutsan da. Ama stand-up'ta tek başınasın. Üstesinden geldim Evet. bence. Çok şeydim böyle, hani herkes düşünür ya, ulan stand-up mı yapsam falan diye. Sonra çıkarsın, kimse gülmez. Arkadaşın gazına mı geldik falan. Ama şöyle düşünüyorum, yani ilk kez sahneye çıktık. Hani senin tabii sahne tecrüben var. Hani ilk kez stand-up deneyim yaşadık. Buna göre iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben 75 tane daha stand-up esprisi yazdım. En azından onları anlatmayı düşünüyorum. Çekmek istediğimiz birkaç seri video fikri vardı. Ama bunun çekilmesi çok zordu. Şu açıdan zordu. Prodüksiyon anlamında yoruyordu bizi. Onu anlatmak daha mantıklı geldi bize de. Çekemediğimiz şeyi Aynen anlatırız. aynen. Güzel de olacağını ümit ediyorum. Siz de izlemeye gelirseniz çok seviniriz. Tarihi tam olarak belli değil. Yani bir tarihte çıkacağız ama Yani öyle mi onun... olacak? Yani özel seyircili mi olacak tam bilmiyoruz. İnsan paylaştıkça insandır. Ya çok da bazen insan, biliyor musun, bazı şeyleri paylaşmak da istemiyor ya, ben öyleyim. Şeyde öyle değilim mesela, hani futbol oyunları oynuyorlar işte PlayStation'da, bilgisayarda falan. Hani bir adam bir hareket yapıyor. Ulan nasıl yaptın, bana desene. Söyleme. Ben hep söylerdim çünkü şeyi düşünürdüm yani, hani buna eşit şartlarda Sen o konuda oynayalım fazla yani. ahlaklı davranıyorsun oyun Yok, konusunda. ahlaklı değil, şey değilim böyle, herhalde kendi egomdan dolayı öyle davranıyorum, biliyor musun? Evet, onu biliyorum. Yani Ben burada ben hani her seyirciliğe hayır halükarda demek yenerim. istedim. Hani hani onu yani şey yaparım mesela, futbol oynarım mesela, bozuk kolla yenmek isterim mesela. Ya kardeş, ben seni işte bak mesela bozuk kolla yendim yani, daha Ama tartışmamı. yenemezsin. Bütün Galatasaray kaybetti, değil mi? Nasıl İyi. olgunlukla karşıladım? Yani değil mi? Mesela çok rahat Evet. bir şekilde cama kafa attım. Gomis seni korkuttu ama dün. Ya Bayağı ağlayacaktım korkuttu. ya. Vallahi Çıkmasın, oynamasın, onu geri alsınlar. Geri alın ağlayacaktım. onu. Arayacak, federasyonu arayacaktın değil mi? Ya O hayır, adamı şeyi geri alın. anlamıyorum. Fatih Hoca'ya da buradan teessüf ederim ya. Teessüf, tamam. Böyle bir taktik anlayışı olur mu ya, koskoca Fatih'ten? Dün seni şaşırttı değil mi bayağı? Çok şok oldum ya. Ama takımınız şu an kötü yani. Gomis'ten başka ben göremiyorum. Bakıyorum, bakıyorum, göremiyorum. Arkası bu arada da çok dağınık. Artık Öyle mi? toparlamak istemiyorum. Yani eskisi Çok gibi da değil. dağınık değil ya. Yani eskiden hiçbir şey olmuyordu kettle dışında. Şimdi kahve makinesi şurada, kettle orada, kömbe orada duruyor. Beni yiyin, beni Ya yiyin millet diye. telefonla falan video çekiyor ya. Yani aşağılamıyorum hani telefonla. Tabii Mesela kamerası geçen olmayabilir. Soderbergh'in bir tane telefonla uzun metraj çekmiş, iPhone'da galiba. Senin de öyle kısa metraj bir fikrin vardı. Ya o işte şey oluyor, biliyor musun? Hani ben onu düşünüyorum da, o fikir şeyin önüne geçiyor ya, anlattığım filmi falan, hani Evet. şeymiş gibi oluyor. Abi bak, ben telefonla çektim, hani işte Soderbergh Risk. olursun. Yani Aynen. her filmi yani çekersin, çekebilecek kapasitede olursun. Telefonla çekersin, onu anlarım. Mesela biz bir Darth Vader esprisi vardı. Benim yazdığım, hatta 3-4 tane bu Darth Vader'la alakalı, Star Wars'taki olan karakterle alakalı, bilmeyenler için Star Wars diye bir film var. Aa. Öyle laflara sinir oluyorum abi, böyle hani. İnsan böyle hemen bildiğini satmak istiyor ya, çok şey geliyor değil mi? Bazen... Ben de şeyde görüyorum bazen. Sürekli Facebook'umda arkadaşlarım arasında şu film önerebilir misiniz? Bir film Aynen. önerim. Film izleyeceğim. Film, 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 film. Altına ne işte atıyorum şimdi gene konuyu Godfather Aynen. mesela. Şeylerde, teknolojide falan da benzerine uyuz olurum. Ha, değil mi? Mesela Evet. en pahalısını öneriyor ya. Ulan o öneri mi ya? Sen araba öner diyorsun ama Ferrari. Aa abi, güzel araba değil mi? Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya tripod öneriyor mesela adam, 3000 lira. Ulan evin temeline koymayacağım üstüne, ben hani zaten 100 liralık kameram var yani. Oradan bağla. Ben de motivasyonumu kaybetmeden arkadaşlarla sohbet etmem lazım. Kimlerle? Arkadaşlarla. Bilmiyorum. Size çok kırgınım. Neden? O kadar Hayır, video bunlar hep... çekmedik. Hala belediyeye hakkımızda öldünüz mü diye herhangi bir bilgi gitmemiş. Evet. Ne diyordum? Şeyde de böyledik işte. Stand-up'ta da böyledik. Çıktık 3-4 dakika, yani şeyle alakalı denen, duaçlama olmasa, yazılı bile olsa bir konuşmada
Ya bir şeye bağlı kalıp anlatmak öyle daldan dala onu nasıl yapıyor ya stand-upçılar çok zor bir şey. Mesela Cem Yılmaz hani anlatıyor. Evet. Hani konu konuyu açıyor en sonunda ona bağlıyor falan. O ama imkansız işte, bir şey ya. O nasıl o abi? İşte tekrar ede ede oturuyor artık bence. Mesela Louis C.K'de de ona çok dikkat ettim. Bir şey anlatıyor. Oradan tak bak gene elim böyle oldu. Ama sen Motivasyon de tamam. sen de Ben de burada kendi içimde tam durarak kendimi motive edeceğim şu tamam. an. Stand-up'a çıktık. Nasıl oldu stand-up'a çıkmamız? Tabii bizim anamız babamız bir yerlerde bir şey değil değil mi? Videolarımızı beğendiklerini söylediler. Böyle bir fırsat geçti elimize. Bu nasıl oldu? YouTube kanal sayesinde. Yani son dönemlerde hani çok şey var ya işte YouTuber'lar pislik, YouTuber'lar vergi kaçırıyor, YouTuber'lar şöyle, YouTuber'lar yapamaz, YouTuber'lar edemez diyor. Aslında böyle bir şey de var. Yani eğer sizin de bir fikriniz varsa, bir şeyler anlatmak istiyorsanız bence kesinlikle deneyin yani. Ya biraz da artık YouTube bir sosyal medya hesabına doğru evrildi. Hani o ne demek şimdi? Tabii ki sosyal medya hesabı YouTube ama şöyle ki mesela nasıl hani sen bana birini söylüyorsun ya abi işte sen Özgü Tuna'nı biliyor musun diye. Adam ne yapıyor? Ya Instagram'a yazıyor ya Facebook'a yazıyor. Bununla da öyle yani sen diyorsan ki ya kardeş ben komediyle ilgileniyorum bir şeyler çekiyorum falan. Yani bir Vimeo hesabın bir YouTube hesabını alacak ki şey olsun. Öbür türlü kale alınmıyorsun yani. Ama sadece öyle de değil biliyor musun? Mesela işte makyaj kanalları mesela. Eğer güveniyorsanız, güzel makyaj yaptığınızı düşünüyorsanız açın makyaj yapın yani. Diyorlar ya işte ne var makyaj yapıyorlar, makyaj yapıyor. Güzel yapıyorsa yapsın zaten oradan yürüyorlar da yani. Bir make-up artisti oluyor. Bunlar hep iş olanağı yani YouTube'un sağladığı. Ve herkese kapısı açık. En güzeli de o yani. Burada Canon'la çekene de açık. Alex sayla çekene de açık. iPhone'la çekene de açık. Herkese açık kapısı. Yeter ki işte görüntü aktarmayı sağladıktan sonrası izleyiciye kalmış bir şey. Ben böyle yani açın YouTube kanalı açın ya. Ben şimdi mesela izleyicim seni şu an izliyorum. Sen şey Etkilendin mi mi? demek istedin bize yani? Şimdi ben oturuyorum. Hı. Hani bir tereddütüm var ya ben de bir şeyler yapsam falan. Sen bize Yap yap diyorum. dedin değil mi? Yap diyorum. Tamam. Biliyorum sen istiyorsun. Onu yap. Bazıları öyle konuşuyor ya Hmm. deliriyorum. Böyle ekrana bakıyor. Kişiselleşir. Sen. Evet. Ben zaten orada İstediğini senli falan biliyorum. çok affedersiniz. Yani En şimdi nefret ettiğim şey. stand-up uzman olduğum için ben ya bugün sahneye çıkmış bir Evet, adamım tabii yani. Özgür Bey. Yani bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sahneye Tamam. çıkmış bir insanım. Senli konuşana deliriyorum ya biliyor musun? Kardeş bir kere sen diye yani orada yani anladınız mı? Burada Sinirlenme değil de böyle şey oluyorum, tuhaf oluyorum böyle. hani samimiyet göstergesi olarak söylüyorlar ama ya burada zaten çok çoğul bir kişi var. O samimiyeti geçirsek isminle de hitap edebilirim sana Tabii mesela. ki. Hani çok samimiysek derim aşkım, işte bal böceğim. Bal böceği. Bal böceği ne ya? Arı mı oluyor? Bal Ama var bir şey. dinozorum. Aa sen bilmiyorsun. Ne bal böceği var mı? Bal böceği var, bal küpüm var. Aa bal böceği de şarkı vardı ya değil mi? Bal Aha böceği bak bak yedirtemem mesela. ben Bu bu geceyi geceyi. gelir Gelir de de koynuna kaynana girerim girerim ama ama. kobrayı dolar. Sorunun oraya gideceğini bilmiyordum biliyor musun? Söyler yapmaz böyle oldu. Bunu tabii kurguda atmamız lazım. Tabii. Yani ben şu an nasıl oturuyorum bilmiyorum. Çok değişik bir Sen pozisyondayım. evet. Fotoğrafını çekmek istiyorum. Çek evet. Bununla Onu da çekeceğim. koy. Yakınımda bu var. Gidip alırsam o aynı tarzda da Evet. oturamam Ben belki gidip gelebilirim ama bunun herhalde. üzerine çok konuşmuş ve tartışmış Evet. oluruz. Evet kesin. Öyle de çok zor ki benim illa ayağa kalkmam lazım. Tamam sen kalkabilirsin. Ben Bak şurada kalkıyorum benim o zaman. telefonum var. Alacağım. Şurada da benimki var. Hangisini almalıyım? Nerede? Benimki burada şeyin üstünde. Kalkma. Bir dakika bir ölçelim şimdi mesela. Tamam. Buradan orası tahmin ediyorum 1,5 metre gibi falan herhalde değil mi? O taraf ne kadar Bir uzak? metre var yok. 1 metre. Şimdi sen de tam burada olduğuna göre Evet. ya buradan orası 2 metre, buradan burası 1 metre. Evet. Şimdi bu bir avantaj yani. Buraya şimdi artı bir yazdık. Hı Eğer hı. sen telefonu mesela buradan alırsan mesafe olarak bir avantajın var. Evet Peki ama konfor bu mesafenin önüne geçecek mi? Onu bir şey yapalım. şimdi ben burayı alsam konfordan ziyade şey çekim açısından da daha iyi olur. Şimdi onu almaya kalksam kameranın önünden geçeceğim. Buradan zıplarsan direkt oraya. Hani Buradan mı? evet evet buradan oraya doğru zıplarsan yani bir Survivor ödül oyunu gibi zıplarsan telefonu alıp mesela yolda da telefonun kamerasını Susturabilirim. açıp
Oradan aynı zamanda hani zıplayarak kazandığın şeyi yolda şey yaparız. Ne oluyor? Hak çarpı, hak yolu. Yani ben bu kameralardan birini aldıktan sonra seni nerede çekeceğim de önemli. İşte herhalde oturup mesela selfie gibi. Şuradan çekeceksem bu telefonu almam daha mantıklı. Oradan çekeceksem zaten bu telefonu da alsam oraya gideceğim. O zaman onu almam daha mantıklı. Şimdi benim anlamadığım en üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Biri şu videonun altına şöyle bir yorum yapacak ya. Abi o kadar konuşacağınıza gidip telefonu alsaydı ya. Abi çok uzattınız ya. Evet evet öyle diyen var. Çok mesela. Uzattınız. Ne yapıyorum ya? El alışkanlığı. Evet. Direkt Instagram'a bakıyorum. Ben de bazen durduk yere büfeyi arıyorum. Stand-up'a çıkma tarihini seyircili bir şekilde ben size bildireceğim. Kendi Instagram hesabımla. Kendinize çıkaracaksın, koyacaksın orada ağrısın. Stand-up kariyerime son vermeden önce...